Aydın abi Merhaba. merhaba. Yanlış yerden bağlandım Nasılsın? galiba, onun için şaşırdım. Oldu. Evet. Zaten düşünmüştük yeni ev üzerinden. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Seni dinliyorum. Güzel bir sohbet olacağını anladım senin açık konuşmanla. Belki ilk olarak kısaca salgın hastalıkların tarihine bakıp belli toplumsal ve tarihsel süreçleri nasıl etkilediğine dair bir tartışma yapabiliriz. Biliyoruz ki koronavirüs dünya tarihindeki ilk küresel salgın değil. Evet. Daha öncesinde salgın hastalıklara ilişkin Atina ve Spartalı arasında gerçekleşen Peloponezya savaşlarında rastlıyoruz aslında ilk olarak. Yani Spartalıların galibiyetinde o dönem Atina'daki vebanın etkisinin de bulunduğu çokça tartışıldı. Evet. Yani aslında bir savaşın değiştirdiğine dair çokça yazılıp çizildi. Daha sonrasında tabii Justinian vebası ve daha da önemlisi 14. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar süren bir kara veba gibi bütün Avrupa'yı aslında saran ve kıyımdan geçiren bir dönemden bahsediyoruz. Biraz belki kara veba üzerinden özellikle meselenin sınıf savaşımı boyutunda Avrupa'daki köylü ayaklanmalarına nasıl bir etkisi olmuştur? Antik çağdaki tarihe geçmiş olan ilk salgın hastalıktır. Şüphesiz ondan önce de pek çok salgın hastalık yaşanmış olmalı. Yani insanlarla doğa arasındaki ilişkinin bir zorunlu sonucu bu. Eğer hayvanlarla, böceklerle, bitkilerle ilişkin varsa onlardan sana geçen bir şeyler olacak. O zorunlu bir şey. Atina'dakini biliyor olmamızın sebebi o dönemin tarihçilerinin bunu ciddiyetle not etmiş olmaları. Yazılı olduğu için biliyoruz. Fakat meselenin aslında insan doğa arasındaki ilişkinin bir sonucu olması, bu ilişkinin biçimi tayin edici oluyor. Avrupa'da senin sözünü ettiğin o kara veba ya da kara ölüm dedikleri o büyük salgın, Orta Çağ'ın en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekten. Çünkü yalnızca insanların hayatını sağlıklarını etkilemekte kalmıyor. Ekonomisini etkiliyor, kültürünü etkiliyor. Tüm bir dönemin 200 yıl boyunca bütün bir Avrupa'nın tarihinde son derece etkili bir rol oynuyor. Pek çok tarihçi bir şeyde müttefiktir. Orta Çağ'ın bitiminde kara vebanın önemli bir rolü olduğunda hemfikirdirler. Bir hastalık nasıl bir çağ değiştirir onu anlayalım. Oradan bakarak günümüzde de yeni bir çağa geçmemiz acaba korona virüsüyle mümkün olacak mı olmayacak mı onu tartışabiliriz. Avrupa'da yalnızca o dönemde bu salgın hastalık değil ama ekonomik bakımdan da son derece önemli sıkıntılar var. Savaş var, kıtlık var. Büyük bir feodalitenin yıkılmakta oluşu, bir takım köylülerin özgür kalması ama kendilerine özgü işler bulamamasından dolayı ortaya çıkmış olan ekonomik sıkıntılar. Yani bir çağ değişiminin bütün özelliklerini o dönemde görüyoruz ama veba bir bakıma bunların en önde giden etkenlerinden birisi haline geliyor. Çünkü yıkım dediğimiz zaman, toplumsal yıkım dediğimiz zaman veba diğerlerinden çok daha derin etkiler yapıyor. Tarihçilerin söylediğine göre Avrupa nüfusunun tamamının %50'si orada yıkılıp gidiyor, ölüp gidiyor. Yani bu büyük bir kayıptır. İş gücü bakımından da, üretim bakımından da, siyaset bakımından da son derece önemlidir. Fakat aynı zamanda hastalıkla birlikte seyreden o mali sıkıntılar, ekonomik durgunluk, kıtlık, üretim düşüklüğü, toprakların verimsizleşmesi vesaire üst üste gelince gerek resim edebiyatına gerekse sözlü yazılı edebiyata girmiş olan mahşerin dört hattısı denilen şey imge ortaya çıkar.
Mahşerin dört atlısı İncil'deki bir şeyden kaynaklanır, meselden kaynaklanır. Salgın hastalık, zorba iktidarlar, savaş, bütün bunlar açlık, işsizlik, kıtlık falan hepsini birden kapsayan bir ölüm saldırısıdır. Dördüncü atlı ise umuttur. Göklerin krallığını getirecek olan İsa'yı temsil eder. O kılıcıyla gelecek ve bütün bunlara son verecektir. Yani bir yandan bütün sıkıntıları temsil eden ve kıyamet alameti olarak adlandırılan dört atlı vardır. Diğer yandan bunların sonunu getirecek olan bir kurtuluş umudu. Şimdi o kurtuluş umudu aslında kitapta kalan bir şey değil. Çünkü o dönemde senin de başlangıçta sözünü ettiğin gibi irili ufaklı o kadar çok köylü isyanı var ki. Yani İngiltere'den Orta Avrupa'ya, İtalya'ya kadar uzanan ve bir yandan da feodal beyler krallar arasındaki savaşlarla harmanlanan önemli köylü ayaklanmaları var. Bunlara kimi zaman mezhep savaşları da deniyor, mezhep ayaklanmaları da deniyor ama işin özünde yatan şey doğrudan doğruya o dönem bütün boyutlarıyla yaşanan hayattır. İşin kaynağında bu hayat sıkıntıları var. Çok önemli bir yoksullaşma, çok önemli bir açlık ve buna ilaveten hastalık. 15. yüzyıl, 14. 15. yüzyılda ortaya çıkan bütün o felaketler aslında Orta Çağ'ın bir bütün olarak çöküş alametleridir ve gerçekten mahşerin dört atlısı imgesinin bildirdiği gibi bir kıyamet yaşanmaktadır. Gerçek bir kıyamettir. Feodalite için bir kıyamettir. Diğer salgınlarda da mesela işte vebanın ilk o orta çağ yine orta çağa tekabül ediyor aşağı yukarı ama Asya'dan gelip bütün şimdi koronavirüsün takip ettiği yolu takip ederek, İpek yolunu takip ederek işte Afganistan, İran, Anadolu üzerinden Avrupa'ya yayılan bir seyri var o çağdaki vebanın da. Yine Asya'da insanların çölde yaşayan fareler, kemirgenler ve onların pireleri aracılığıyla hastalanmasından doğuyor ve ticaret, gezginler ve sürgünler aracılığıyla bütün dünyaya yayılıyor. O da pandemik bir salgın. Fakat şeye bakarsak mesela Çin'de önemli değişiklikler yaptığına dair bazı şeyler var bu vebanın ama asıl etkisi Avrupa'da görülüyor. Şimdiki gibi çok benziyor. Yani Asya'da doğup Çin'de doğup Avrupa'yı etkileyen büyük salgınlardan biri de o dönemdeki veba. Yolculukların, ticaret yollarının önemli bir payı var bu yayılmada. Bir de savaşların var. Mesela ilginç bir hikayedir bu Venedik miydi, Ceneviz miydi? Karıştırıyorum. Neyse, önemli değil. Tatarlar orayı kuşattıklarında mancınıklarla vebadan ölmüş olan kendi askerlerini kente atıyorlar. Yani biyolojik silah olarak kullanılıyor cesetler, vebadan ölen İnsanların cesetleri biyolojik silah olarak kullanılıyor ve bu salgının müthiş derecede yayılmasının başlıca sebeplerinden birisi. Günümüzde de bakarsak eğer yine savaşın ve göçmen akınlarının göçmen işçi ve hani kayıt dışı göçmen diyorlar ya savaşlardan kaçan insanlara onların dalga dalga Avrupa'ya doğru gelişlerinin bu virüsün yayılmasında önemli bir rolü olduğu açıktır. İtalya'daki şey mesela göçmen Çinli işçiler vasıtasıyla başladı deniyor. Oradan yayılıyor. Dolayısıyla şöyle bir genelleme yapalım. Salgın hastalıkların
yayılması ve dünya çapında etki kazanmasının önemli etkenlerinden birisi, önemli dayanaklarından birisi diyelim. İnsanların ekonomik faaliyetleri, insanların hayat karşısında tutunma çabaları ve bunun için kullandıkları araçlar hastalığına yayılmasına hizmet ediyor. Öyleyse şöyle bir sonuç çıkartabiliriz günümüzde. Yani bu ilişkilerin düzenlenmesi nasıl olmalı ki hastalıklar bu boyutta zarar verici olmasın? Onu sonra tartışalım. Ama böyle bir şey var. Yani böyle bir ilişki olduğunu tarihten de görüyoruz, günümüzden de görüyoruz. İnsanların kendi hayatlarını devam ettirmek için yarattıkları araçlar ve ilişkiler doğadan aldıkları bir hastalığı bir biçimde yaygınlaştırıyor. Normal. Gayet normal bir şey. Fakat bu önlenemez bir şey değil. Tarihte şeye bakarsak bunun sonuçlarından mesela en önemlilerinden birisi feodalitenin gerçekten savaşlar, köylü isyanları, iş gücünün nitelik değiştirmesi vesaire gibi sebeplerle feodalitenin yıkılmasında önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Ama feodalitenin ideolojisinin yıpranmasında da önemli bir rol oynamıştır. Hani işte gerçi arada 150-200 yıllık bir şey var. Orta çağın başlangıcındaki bu veba salgınıyla adamın ortaya çıkışı arasında. Luther'in protestosunun yayınlanmasının kaynaklarından birisi, dayanaklarından birisi de bütün bu hastalık sürecinde papalığın otoritesinin önemli ölçüde zayıflaması ve tartışılır hale gelmesi. Adam bir yandan o salgın sırasında cennet tapuları satıyorlar papazlar ve bu doğrudan doğruya Vatikan'ın kasasına gidiyor. Şimdi cennet tapularının satılması evet bir umuttur. Hiç olmazsa burada vebadan geberip gidiyoruz. Öbür tarafta bari rahat edelim diyen insanlar açısından bir umut. Ama diğer yandan bunun zorunlu hale getirilmesi ve büyük bir para akınının doğrudan doğruya Vatikan'a gidiyor olmasının görülmesi kilisenin zenginliği üzerinden bir tartışmayı canlandırıyor. Öteden beri Hristiyanlık içinde kilisenin mal mülk sahibi olmasıyla İsa'nın yoksul emekçilerin peygamberi olması gibi bir çelişki tartışma konusudur ve pek çok insan orada İsa'nın aslında yoksulların peygamberi olduğunu, papalığın bunu asla temsil etmediğini düşünüyor. Şimdi Luther'in dayanaklarından birisi hastalık sürecinde bütün bunların tartışılır ve halk tarafından önemli ölçüde benimsenir olmasına dayanıyor. Ve protestanlık, daha önce de pek çok mezhep çıkmıştı Hristiyanlık içinde ama Luther'in protestosu son derece ciddi maddi dayanaklara sahiptir. Yani hem toplumsal hem ideolojik bakımdan dinin tartışılır olduğu bir dönemde ortaya çıkmış olmasından dolayı Hristiyanlığın en büyük mezheplerinden birisi kurulmuş oluyor. Birdenbire patlatıyor. Ortadan bölüyor. Bu son derece önemli. Yani veba ve salgın hastalık, onun yanı sıra mali, iktisadi bunalımlar, toplumsal sıkıntılar, kıtlık, açlık hepsinin bir araya gelmesinin üzerinde değerlendirmek lazım. Ama hastalık bunların içinde gerçekten önemli rol oynuyor. Çünkü hepsini aynı anda tetikliyor ve hepsini Evet. yükseltiyor. Günümüz, peki sen soru soracaksın galiba. Biraz paralel bir şey söyleyeceğim aslında. Biraz önce bahsettiğin gibi kilisenin yoksul insanlarla kurduğu ilişki şu anki açısından da çok benzer aslında. Yani o dönem böyle bir bakteri, virüs, mikrop gibi bir teori olmadığını düşünürsek gerçekten görünmez bir gücün insanları cezalandırmak adına hastalandırdığı ve bir şekilde bütün bir nüfusu neredeyse kıyma uğrattığı gibi bir teoride kilise eliyle yeniden üretiliyor aslında. Evet. Ve burada aynı zamanki gibi yine halktan bir bağış isteniyor. Evet. Yani bu şunu gösteriyor ki Orta Çağ dönem pratiklerinin aslında hala şu anki iktidarda da bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. Yani
halka IBAN no gönderip bir şekilde bağış istemek aynı o dönemki gerçekten Orta Çağ Kilisesi'yle çok paralel. Orta Çağ hiçbir zaman ölmez zaten o anlamda. Yani ideolojik ve siyasi özellikleri pek çok bakımdan yaşamaya devam eder. Fakat aynı zamanda bak o salgın sırasında bir grup materyalist hekimler hastalığın sebebinin zehirli hava, pis hava, kirli kokular, ne bileyim işte yoksulluktan doğan sefalet, çamurlar içinde yaşamak vesaire olduğunu da söylüyorlar. O dönemden kalma ilginç resimler vardır. Hekimlerin taktıkları korkunç maskeler Evet. vardır. Maskeyle gezmeyi icat ediyorlar adamlar. Çünkü vebadan korunmak için bir araç olarak onu görüyorlar. Şimdi bu bir çelişkiyi dile getiriyor. Bir yandan işte Allah'ın belasıdır, bize verdiği bir cezadır diyenler var. Diğer taraftan da Allah'ın cezasını maskeyle durdurmaya çalışan insanlar var. Şimdi bu bilimin gelişmesi, hekimliğin gelişmesi, ne bileyim ilaçların düşünülmesi, araştırılması, pek çok hastalığın hayırlı tarafları da var tabii bunlara hizmet eden. Neyse o hayırlı tarafları kendine olsun, o doktora konuşuyor. Ama işte feodalitenin önemli yıkılış sebeplerinden birisi olarak bu. Daha sonra periyodik çok düzenli periyotlar değil bunlar. 200 yıl sonra bir daha çıkıyor. 300 yıl sonra bir daha. İngiltere'de başlayıp devam eden başka bir tür veba var. Onlar salgın hastalıklarla doğrudan doğruya iktisadi hayat arasında ilişkileri o sonraki salgınlarda da görüyoruz. İngiltere'nin mesela işte Charles Dickens'ın romanlarında galiba Kasvetli Ev romanında geçer o. Herkesin öldüğünü, prenslerin, kralların, aristokratların yanı sıra işte esnafı falan, yani sınıf ayrımı gözetmiyor diyor ya şimdiki şeyde de, Charles Dickens de onu görmüştür ve yazmıştır. Bütün İngiliz ekonomisi felce uğrar. Dükkanlar kapatılır, ticaret durur. Dış ticaret de durur, iç çarşı ticareti de durur. Çok benziyor. Onu ayrıca ne bileyim sen dergide yazsana o kasvetli evin Evet. hikayesini. Charles Dickens çok iyi gözlemleri vardır bu romanda. Neyse. Okay. Ne diyorduk? Dağıttım. Sen sorularını düzenli sorsana bana. Sırayla gidelim. Ben notlarıma bakayım bir arada. Ya öte yandan tabii sınıfsal farklılıkların da yaşam biçimleriyle daha da görünürleşmiş bir Harika. dönem içerisinde. Harika. Ona değinecektik. Şimdi Charles Dickens yani kabaca herkesin öldüğünü, herkesin bu hastalıktan sınıf imtiyazlarının bu hastalık karşısında fazla bir şey ifade etmediğini söylüyor. Fakat diğer yandan hastalığın yayılma alanlarına ilişkin olarak çizdiği manzara Londra'nın en sefil, en yoksul mahalleleridir. Balçık içinde yaşayan insanların mahalleleridir. Thames Nehri leşlerle akmaktadır. Fare ölüleri, insan cesetleri hatta. İnanılmaz bir koku vardır ve yaklaşılamaz yanına. Yani Londra, Charles Dickens'ın çizdiği tabloda bir şeydir, çürümüş bir bataklık gibidir ve içinde cesetler yüzmektedir. Korkunç bir manzara çizer. Dolayısıyla o şeyi de görürüz. Bir yandan mikrop elbette bulaştığı insanların sınıfına bakmıyor ama yaşam tarzlarının hastalığın yaygın hale gelmesinde çok önemli bir rolü var. Yoksullar bundan, diyelim zenginler 3 kişi, 5 kişi ölüyorsa yoksullar 3'er 5'er 1000 kişi ölüyor. Bunun da şeyde de bizim bu yaşadığımız salgında da COVID-19 salgınında da koronavirüsün adı, hastalığın adı COVID-19. Evet, doğru kullandım. COVID-19
Covid-19 salgınında da evet görüyoruz. Hekimler de ölüyor. Sağlık çalışanları da ölüyor. Ne bileyim en tepeden insanlar da başbakanlar, prensler falan Londra'da olduğu gibi yakalanabiliyor. Ama ölüm oranlarına baktığımız zaman bunlar daha çok yoksullar evi, yoksul yaşlılar arasında çok yüksek Londra'daki oranlardan söz ediyorum. Mesela bakım evlerindeki, yaşlılar evlerindekiler kitleler halinde ölüyor insanlar. Yaş dezavantajı da var şüphesiz ama her ihtiyar ölmüyor. 90 yaşında kraliçemiz var, yaşıyor. Ona bir şey olmuyor. Şimdi gerek yaşam koşulları gerekse işçi sınıfının yaşam koşulları ve çalışma koşullarına değineceğiz ileride var senin soruların arasında. Çalışmak zorunda olan insanlar arasındaki ölüm oranları ve hastalık oranları müthiş. Orada evet mikrop sınıf ayrımı gözetmiyor fakat mikrobun bulaşma olanağı bulduğu yerler bizimkilerin hayatları, onlarınkiler değil. Biz daha çok işçiler, emekçiler, çalışan insanlar hastalanıyorlar. Geçenlerde bir otobüs şoförünün bir yazısı vardı. Ölüme doğru tam gaz diye. O hiçbir önlem alınmadan belediye otobüslerinin Londra'dakinden söz ediyorum. İstanbul'da yine nispeten maske zorunluluğu falan getirdiler. Donanım dağıttılar ama Londra'da işler iyice berbat. Ölüme doğru tam gaz gidiyorlar ve hiçbir korunma şeyleri yok. Çalışmak zorunda bunlar üstelik. Şimdi orada sınıf ayrımı gözetiyor mu, gözetmiyor mu? Politikalar sınıf ayrımı gözetiyor. Gariban virüsün sınıf farklılıklarından pek haberi yoktur ama uygun bulduğuna saldırıyor ve uygun buldukları da genellikle çalışan insanlar, yoksul insanlar, işçiler, emekçiler. Bu geçmişte de yani eski salgınlarda da yine kitleler halinde köylüler ölüyorlar. Saraylara nispeten çok az bulaşıyor. Çok az. Yani ünlü aristokratlar arasında vebadan ölenler 3-5 kişidir. Ama milyonlarca köylü ölüyor. Milyonlarca. Yani Avrupa nüfusunun yarısı diyor tarihler. O zaman 150-200 milyonluk bir Avrupa'dan söz ediyoruz. Demek ki 50-60 milyon insan sırf vebadan ölmüş. 50-60 milyon tane ne burjuva vardır ne aristokrat vardır. Bunların hepsi köylüler. Tabii burada belki ilk defa hijyenin, suya ulaşımın, belki yeterli beslenmenin bile aslında bir halk sağlığı sorunu olarak 14. yüzyılda bile bir merkezinde olduğunu Evet, görüyoruz. Yani evet. mesela farelerle yayılan bir Evet. hastalıktı. O yüzden nerede yaşadığınız, gerçekten hijyene ulaşıp ulaşamadığınız, ki şu anda benzer süreçler var yani. En az 2 dakika el yıkama gerekliliğinden bahsediliyor, sosyalizasyondan bahsediliyor, dengeli beslenmeden, stresten uzak bir yaşamdan bahsediliyor ama bir şekilde hala işçi sınıfı en ağır ve hijyenden en uzak koşullarda çalışmaya da devam ediyor Evet. dediğiniz gibi. Hatta de o noktada çok da demokratik olmadığını söylemek lazım belki de, hani herkese eşit oranda etkilemek Tabii ki, açısından. tabii ki o benzetmelerin hepsi şey yani yanıltıcı benzetmeler. Demokrat bir virüsmüş. Hatta birisi şey dedi saçmaladı. Sosyalist bu virüs dedi. Şeylere, zenginlere saldırıyor falan işte. Ulan zenginlere değil mi? Böyle sosyalizm mi olur? Opportunist virüs diyebiliriz belki. Neyse işin şaka tarafı bir yana. Geçenlerde bir işçi mektubu vardı. Hangi patron diyor çalışırken benim günde 20 defa elimi yıkamama izin verir. Mümkün Evet. mü bu? Yani fabrikaya gideceksin zorunlu gidiyor. Ücretsiz izin falan ücretli izin vermiyorlar. Çalışmak zorundasın. Devletin verdiği yarısını bile karşılamıyor onun geçim koşullarının. Temizliğe nasıl riayet edeceğiz?
Bir inşaat işçisini düşün. En berbat koşullarda çalışanlar onlar. Nasıl ellerini yıkayacak? Yani zaten çamurun içinde adam, sürekli çimentonun içinde falan. Velhasıl Hatta tuvalete sayılarının bile kontrol edildiği, sayıldığı, belli periyotlara bölündüğü bir emek sömürüsü var birçok yerde. Yani bu çalışma sürelerinin belirlenmiş olması, işte esnek çalışma falan, taşeronlaştırma, hepsi aslında hastalığın sınıfın başına bir bela olmasını kolaylaştıran koşullar. Biraz belki şeyden bahsedebiliriz. Bu salgın hastalıkların eşitsizlikleri, sınıfsal ayrılıkları nasıl ortaya çıkardığına dair edebiyatta da çok işlenmiş aslında. Bu Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Hakk'a Sığındık diye bir romanı var. Orada mesela Abdülhamit döneminde özellikle yoksulları kırıp geçiren İspanyol gribinin yoksulluğu ve mutsuzluğu fırsatı çeviren üfürükçülerin yaşamı, bir şekliyle ayrıcalıklı kesimin işte hala konaklarında kazanları kaynarken yoksul kesimlerin işte onların kazanlarında kaynayan artıklardan beslendiği gibi bir güzel bir tablo da var orada. Burada şuna değinmek istiyorum. Yani beslenme biçimlerindeki farklılıklar, stresin de salgın hastalıklara yakalanmada önemli faktör olduğunu düşünebilir miyiz? Hatta sokağa çıkma yasağı öncesinde lupo aldığı için bisküvi aldığı için tepki çeken bir vatandaş vardı mesela. Yani bu belki hani şuradan tepki çekmişti. 2 gün bile evde yiyecek bir şey olmaz mı kimsenin gibi halkın suçlandığı bir süreçti aslında. Yani şunu sormak istiyorum. Besin stoğu yapabilmek bile aslında çok ayrıcalıklı bir durum değil mi? Kesinlikle. Yani maaşının ev kirasını çıktıktan sonra geri kalanını evinde işte stok yapacak kadar alışverişe ayıracak kaç kişi çıkabilir? Neticede ve kalorisi yüksek, kendisinin tok olduğu hissini verebilecek yiyecekler alıyor. Bunlar da nelerdir? Şekerli şeylerdir. Coca-Cola'dır, ne bileyim, Lupo mu? O tür bisküviler, çikolatalı bisküviler falan. Hani bir de şey diyorlar ya, gençler biraz toku yapmak için saldırıyorlar falan. Yani bunlar hepsi gerçekten olabilir şeylerdir. Birkaç genç biraz toku da yapabilir. Fakat esas manzara şeyi gösteriyor. Ekmek, makarna, bunları almaya çalışıyor insanlar. Her sokağa çıkma yasağı ihtimali olduğu dönemde, bu başka zamanlarda da görülmüştür, İşte ne bileyim sıkı yönetim ilanlarında falan da insanlar ekmeğe ve makarnaya saldırırlar. Yoksulun yiyebileceği, en kolay elde edebileceği en ucuz şeyler bunlar. Hem tok hissettirir hem de ucuzdur. Beslemez, ne bileyim vücudunu dik tutmaz ama karnını tok tutar. Dolayısıyla şimdi şeyin bu dükkanlara saldıranları bir yandan mahkum etmek ama arkasında yatan şeyi görmemek, o hatta alay konusu yapmak önemli ölçüde bu ideolojik bakış açısının ürünleri. Birisi güzel bir laf söylemişti. Sürü bağışıklığı lafı üzerinden, kavramı üzerinden diyor ki bağışıklığı kendileri aldılar, sürüyü sokağa saldılar. Sürü dedikleri insanlara bağışıklık yok. Onlar kırılacak, kendileri bağışık olacak. Bu mantık İngiltere'de de, Türkiye'de de önemli ölçüde geçerliydi. Yani Bangaltı Evrim Atölyesi belki bu tarafını evrim açısından inceleyebilir. Darwinci, o sosyal Darwinci daha doğrusu teoriler politikada önemli ölçüde hala yer tutuyor. Yalnızca Nazilerin sığındığı bir yer değildi bu. Bütün burjuva hükümetler, insan kitlelerine, yönettikleri toplumlara, birer deney hayvanı ya da işte nüfuslarına göre kontrol edilip edilmemeleri nüfuslarına göre ölçülebilecek yığınlar, sürüler olarak bakabiliyorlar. Yani Malthus teorisi dediğimiz şey hala geçerli. Malthus üstelik bir de Darwinci teoriyle beslenip
önümüze konulunca bu ciddi olarak faşizan yönetimlerin ideolojisi, politikası da haline geliyor. Peki belki birazcık daha güncele dönersek. Bu son süreç devletin sınıfsal niteliğine dair hafızalarda bir sıçrama yaratabilir mi? Yani kapitalist emek sürecinin kendisinin bile aslında bir salgın hastalıktan farksız biçimde kitleleri zaten kırıp Evet. geçirdiğini ve aslında kıyım makinesi haline geldiğini bile söyleyebilir. Peki bunu devletin bir burjuva devleti olarak, yani yığınların değil, bir azınlığın gerçekten varlığını sürdüren bir garantör olarak kendini sürdürdüğü konusunda deneyimlerimizden bir şeyler öğrenebilir miyiz? Yani bunu şimdi şöyle düşünelim, salgınla mücadele ediyorum derken aslında patronları bile koruyan, teşvikler hatta getiren bir ekonomi paketi sunuluyor. Tersinden asgari ücretli işçiler her koşulda fabrikalarına gitmek zorunda kalıyor. Yani işçiler açısından böylesi olağanüstü durumlardaki berraklaşan sınıfsal ayrılıklar bir şeyler öğretir mi? O konuda çok işi virüse bırakmamak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani virüs bir izlenim yaratır. İnsanlar düşünmeye başlarlar. Ama nasıl düşüneceklerini ve bu izlenimleri nasıl bir siyasal sonuca götüreceklerini belirleyecek olan senin, benim, partilerin, sosyalistlerin, devrimcilerin üzerine düşen bir görevdir. Öyle bir yanılgı var, onun için vurgulamak istiyorum. Virüs bilinç taşımaz. Virüsü nasıl değerlendirileceği hakkında işçilerin bir görüşe sahip olmaları gerekir. Sıradan insanların, yani bu Allah'ın belasıdır, duayla da kurtulabilirim diyen insanlara sen bunun bir politik mekanizmanın parçası olarak gelip yakamıza yapıştığını anlatmak zorundayız. Bu ise doğrudan doğruya virüsün kendi başına yapabileceği bir şey değildir. Gazetelerimiz yapar bunu. Partilerimizin bildirileri yapar. Arkadaşlarımız gider ev ev dolaşıp bunu anlatırlarsa anlaşılır. Bir izlenim üzerinden bilinci geliştirmeye çalışırız. Ama virüs sıçrama yaratacak diye beklersek, vay, yaratmaz. Virüsün görevi değil bu. Yazık ona. Bu kadar şey vermemek lazım ona. Hatta işte ne deniyor bazı sosyalist düşünürler diyelim. Virüs sonucunda komünizm gelebilir diyen şeyler var. Popüler filozoflar var. Getirmez. Onu getirecek olan sınıf mücadelesidir. Doğrudan doğruya devrimi yapacak olan kitlelerdir, virüsler değillerdir. O tarafına bakmak lazım. Yani post korona diye bir terim üzerinden tartışılıyor. Ne olacak? Sonra ne olacak diye. Ona ilişkin çeşitli görüşler var. Farklı farklı iyimser görüşler var. Distopik görüşler var. Kötümser, iyice karamsar olanlar var falan. Biraz tabii genel olarak kapitalizmin aslında nasıl bir reaksiyon göstereceği ve nasıl bir önlem alacağı konusunda dönen bir tartışma Adeta. aslında. Bir nevi özneleri de siniklleştirip ezilgenleştiren de bir yere doğru götürüyor. Oradan şunu sormak istiyorum aslında. Yani bu hükümetlerin gerçekten bahsettiğin gibi Keynesyen politikalara geri döneceğini, sosyal politikaların birazcık daha sosyal devlet anlayışına uygun olacağı şeklinde bir tartışma var. Bir yanıyla bahsettiğiniz gibi Zizek'in daha ütopik bir şekilde şu anki sosyal dayanışma pratiklerinden öğrendiğimiz şekilde yeni komünist bir dünyaya doğru gidebileceğimizi söylüyor. Öte yandan yine Agamben mesela tam tersine hükümetlerin bu fırsattan istifade otoriterleşme yönünde bir seyir izleyeceklerini söylüyor. Bu tartışmalar bilimsel Marksizme ne kadar uygun mesela? Ki biz bu düşünürlerin bir kısmını gerçekten sosyalist düşünürler olarak izliyoruz. Şimdi iki tarafta da ihmal edilen asıl unsur doğrudan doğruya korona hadisesini yaşayan kitlelerin tepkileri bir yana bırakılıyor. Hükümetler ne yapacak diye tartışılıyor. Yani korona sonrası
nasıl bir politika izlenir, doğrudan doğruya hükümetlerin niyetlerine ve eğilimlerine bağlıymış gibi düşünülüyor. Eğer bu hayatı yaşayanlar kendileri bir değişikliği düşünür ve mücadeleye girerlerse, olasılıkların hangisinin gerçekleşeceği değişir. Evet, hükümetler daha otoriter rejimleri gerçekleştirmek için bundan bir fırsat olarak yararlanmak isteyebilirler. Evet, işçi, emekçi kitleleri yaşadıklarından doğru dersler çıkartıp doğru politikalar üreterek bundan devrimci, sosyalist sonuçlar çıkartabilirler. Ama bunun hangisinin gerçekleşeceği ne işçi sınıfının niyetine bağlıdır ne de yönetenlerin niyetine. Aradaki mücadeleyi kim kazanacak ona bağlıdır. Bu mücadelede kim yeni bir hayat kurmak konusunda kendisini özne olarak ortaya koyabilecek, ondan sonra bakacağız nasıl bir dünyada yaşıyoruz. Şeye gelince Keynesyen politikalar ya da sosyal devlet uygulamalarının tekrar doğabileceğine ilişkin beklentilere, aslında sosyal devlet politikalarının ne zaman ve hangi dayanaklardan kaynaklandığını tespit etmek lazım. Birincisi, evet, savaş sonrası Avrupa boydan boya yıkılmıştı, toplumlar dağılmışlardı. İşsizlik, açlık, hastalık, konut sorunu, pek çok sorun vardı. Ve bunların bir biçimde halledilmesi için devletlerin kendi olanaklarıyla bir şeyler yapması gerekiyordu. Böylece Avrupa'yı yeniden inşa etmek aslında kapitalizmin de istediği bir şeydi, kapitalist sermaye çevrelerinin de istediği bir şeydi. Çünkü üretimin yeniden ayağa kalkabilmesi, toplumun biraz canlanmasına, insanların emek gücünü harekete geçirebilecekleri bir ortam bulmalarına bağlıydı. Dolayısıyla devletler sosyal politikaları kendi çıkarlarına da, halkın çıkarlarına da uygun bir şey olarak gördüler. Ve konut sorunu önemli ölçüde sosyal konutlar yapıldı. İşçi ücretleri artırıldı. Sosyal haklar, sendikalar vesaire canlandırıldı. Bütün bunlar iyi, olumlu şeylerdi. Eğitim, sağlık, toplu ulaşım gibi konularda sosyal devletler epey avantaj sağladılar. Almanya'da, özellikle Fransa'da, İngiltere'de, nispeten İtalya'da, yani Avrupa'nın hemen hemen savaştan tahrip olmuş her yerde sosyal devlet uygulamalardan gidildi. Ama bunun bir sebebi daha vardı sosyal devlet uygulamalarının. O da Sovyetler Birliği'nin varlığıydı. Sovyetler Birliği savaştan çok büyük prestij kazanarak çıkmıştı. Yani faşizmi yenen sosyalizmdi ve bunu herkes biliyordu. Yalnızca Sovyetler Birliği değil, sosyalizm de büyük prestij kazanmıştı ve komünist partiler çok güçlü çıkmışlardı, özellikle Fransa ve İtalya'da. Bunun karşısında burjuva devletler işçilere şunu söylediler: kardeşim, sosyalizmden ne bekliyorsun sen? İş güvencesi, sigorta, sosyal konut, eğitim ve sağlık hizmetleri, değil mi? Bunları bekliyorsun. İşçi de ne desin? Eyvallah abi, bunları istiyoruz. Ben vereceğim sana. Sosyalizmi boş ver. Sosyalizme gitme. Yani sosyalizmin varlığı önemli ölçüde bu sosyal politikaların hayata geçirilmesinde rol oynadı. Önemli bir rol oynadı. Sovyetler Birliği olmasaydı, sosyalizm bu prestije sahip olmasaydı, sosyal politikaların en önemli gerekçesi ortadan kalkacaktı. Evet, kapitalizm kendisini canlandırmak zorundaydı. Toplumu ayağa kaldırmak zorundaydı ve bunun için de sosyal tavizler verdi. Ama Sovyetler Birliği ve sosyalizm tehlikesi olmasaydı bu tavizler asgari düzeyde olurdu ve idare ederek geçmeye çalışırlardı. Keynes bu bakımdan o işin ekonomi politikasını yaptı. Diğer hükümetlerde gerek Fransa'da olduğu gibi işte koalisyonlara komünistleri alarak, sosyalistleri alarak falan filan böyle bir yürüttüler, sosyal politikalar yürüttüler.
Almanya'da uzun süre sosyal demokratlar iktidar oldu. Yani faşizmin yaralarını sarmak, toplumu rehabilite etmek sosyal demokratların üzerine düştü. Şeye vermediler mesela, Hristiyan demokratlara falan gibi partilere vermediler bu işi. İngiltere'de de İşçi Partisi iktidarında bu işi yürütmek gerekti. Öyle gerekti. Dolayısıyla şimdi oradan bakarak günümüzü değerlendirelim. Çok ağır bir yıkım var. Ekonomik bakımdan ticaret durmuş, üretim durmuş. Her ülkede daralma ve küçülme yaşanıyor. Bu pek çok şeyi sarsacaktır ve kapitalizm bu işten gerçekten çok ağır yaralanmış olarak çıkacaktır. Bütün mesele bu yaraların nasıl sarılacağındadır. Hangi yöntemlerle, hangi politikalarla bu yaralar sarılacak? Faşizm bir tedavi usulüdür. Yani olmaz diye bir şey yok. Sosyal devlet, evet, o da bir tedavi usulüdür. Hiçbir şey yapmadan idare etmek de bir tedavi usulü olarak tercih edilebilir. Amerika diyelim ne sosyal devlete gider ne faşizme gider. Olduğu gibi. Her şey yerli yerinde kardeşim. Çalışmaya devam. Bu tempoyla devam diyebilirler. Dünyada da büyük ölçüde olabilecek olan budur. Yani bir takım işletmelerin kamulaştırılması, hastanelerin falan işte bu şekilde kullanılıyor olması kalıcı değildir. Bunların kalıcı hale gelmesi doğrudan doğruya halkın mücadelesine bağlıdır. Bütün halkların mücadelesine bağlıdır. Daha da ileri götürülmesi, giderek bu devletin sınıf temeli hakkındaki tartışmaların alevlenmesi ve bu beladan ve bütün diğer kapitalizmin başımızın açtığı bütün belalardan kurtulmanın tek yolunun devrim olduğu düşüncesinin doğabilmesi ise o da gerçekten yalnızca ve yalnızca işçi sınıfı devrimcilerinin görevidir. Bu onların yapacağı bir iştir. Virüse bırakamayız o işi. Peki birazcık buradan bağlayarak son sorumu yönlendireyim. Yani aslında gerçekten halk sağlığını gözeten eşit ve ücretsiz bir sağlık sisteminin kapitalist bir sistem içerisinde mümkün olmadığını ifade ettiniz. Peki bunu birazcık sosyalizm örneği üzerinden bir Sovyetler deneyiminden nasıl anlarız? Yani Sovyetler örneğinde mesela halk sağlığına olan bakış Evet. açısı ve politikalar nasıl? Yani sosyalizm mucizeler düzeni değildir. Olanaklar bellidir. Bilimin gelişme düzeyi bellidir. Hekimlik sanatının sahip olduğu imkanlar bellidir. Bunlar aşağı yukarı dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynıdır. Ama bu olanakların nasıl kullanılacağı sosyalist bir tercih olabilir. Doğrudan doğruya şu yaşadığımız kapitalist dünyada bu olanaklar kar etme amacıyla kullanılıyor. Hasta kelimesi kalktı. Hastane müşterisi deniyor bize. Hastanın gidince müşteri muamelesi yapılıyor ve hastanelerde vardı, ben Türkiye'deyken görmüştüm. Müşteri memnuniyeti için kriterler nelerdir? Onlara bakıyorlar. Ne bileyim bir vizyonumuz şudur falan ya. Dolayısıyla bunun ortadan kalkması, bunun hiç olmaması ancak sosyalizmde mümkündür. Hastayla hekim arasındaki ilişki, meslek etiğinin ilkeleri, ta şeyden neydi babanın adı? Hekim yemininin sahibi. Hipokrat. Hipokrat'tan biri babanın adı neydi deyince sen kendi babanı düşün. Hipokrat babanın koyduğu ilkeler bir etik manzumesi olarak günümüzde daha da geliştirilmiştir. Hekim sorumluluğu dediğimiz şey ancak sosyalizmde uygulanabilecek ilkelerdir. Türkiye Tabip Türk Tabipleri Birliği'nin bu konudaki yayınlarını
İnceledim, gördüm, okudum, çok da hoşlandım. Hatta Atasoyer sağken ona da söylemiştim. Ya dedim, bunlara uyması için bir doktorun ayrıca sosyalist olmasına gerek yok. Bu sosyalist bir insanı tanımlıyor bu ilkeler. Ahlak ilkeleri. Yani hekimlik etiğinin ilkeleri, hekim-hasta ilişkisine dair söylenen şeyler orada ama uygulanamaz Türkiye'de yahut İngiltere'de yahut Almanya'da şurada burada. Mümkün değil. Orada kendi hünerinden sorumlu bir bilim adamıyla onun nesnesi olan, onu iyileştirmekle görevli olduğu insan arasındaki ilişkiler tanımlanıyor. Oysa kapitalizm, özellikle liberal politikalar neticesinde şu hale geldi. Müşteri ile tüccar arasındaki ilişki. Daha çok nasıl kazıklarım diye düşünür tüccar. Daha çok nasıl kar ederim, daha pahalı nasıl satarım diye düşünür. Daha iyi nasıl iyili, daha sağlık hizmetini daha iyi nasıl veririm? Hastayla aramdaki ilişki nasıl olur da insani bir ilişki haline gelir diye düşünmez. Mümkün değil. Kendi düşünse bile doktorlar bu konuda gerçekten kendi etik ilkelerine bağlı doktorlar vardır. Ama çalıştığı müessese ondan bunu değil başka bir şey bekliyor. Şimdi alkışlıyoruz, yalvarıyoruz, en büyüksünüz falan diyoruz. Salgın bittikten sonra 2 dakikadan fazla bakamazsın hastana diye dayatacaklar yine. Hasta başına düşen süre 2 dakikadır Türkiye'de. Uzattığı zaman orada müessesenin sahibi, hastanenin sahibi her kimse ne yapıyorsun sen kardeşim? Günde 70 tane hastaya bakmak zorundasın. Diyecektir ona. Ha, dediğim gibi yani sosyalizm mucizeler yaratmaz, olağanüstü araçları falan yoktur. Olanakları emek insan ilişkisi açısından değerlendirerek işi yapar. Sağlık hizmetini buna göre düzenler. Kâra göre değil, insan ihtiyaçlarına göre düzenler. Sosyalist ahlak ilkelerine göre düzenler. Yoksa bugünkü durum bir salgın durumudur. Bu bitince hekimlerden beklenen şey müşteri memnuniyetini sağlamak olacaktır. Hastayı iyileştirmek değil. Mümkünse hastalığını uzat, daha çok gelsin gitsin olacaktır. Evet. Aydın Hocam çok teşekkürler. Gerçekten çok özlemişiz. Çok keyifli ve öğretici bir sohbet geçti. Bu arada çok az vaktimiz kaldı. Instagram bir saati geçince kendisi kapatıyor yayını. O yüzden belki gelen yorumlardan gelen sorulara birazcık bakabiliriz. Soruları ben görmüyorum, sen görüyorsunuz. Ne deniyor? Bir soruda yeni alışkanlıklar edindiğimizi bu süreçte, sosyal mesafelenme olsun, esnek çalışma, türlü türlü kişisel hijyen kuralları, bunlar gelecekteki sosyal ve iş yaşantımızda kalıcı olarak devam edebilir mi? Yani meselenin belki hani ekonomik boyutunu konuştuk ama kültürel ve sosyal alışkanlıklar olarak da yeni bir post-COVID sürecine girdiğimizi söyleyebilir miyiz? Bir süre devam eder. Diyelim işte karantina süreleri kalktığı zaman, bu izolasyon işleri ortadan kalktığı zaman, ilk anda gidip her gördüğümüz insana sarılmayabiliriz bir süre. Ama ondan sonra gel bir öpeyim abi muhabbeti yine başlayacaktır. Daha önce de ne hastalıklar gördü bu dünya, ama insanlar bir süre o hastalığın tedirginliğini devam ettirirler, sonra gelenekleri, alışkanlıkları neyse ona dönerler. Aynı şeyi ben din açısından da öyle düşünüyorum. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki doğru şeyler söylüyorlar tabii. Bütün dinler bir araya gelip dua etsin, bütün din adamlarını, bütün dinlerin bütün din adamları bir şişe kolonyayla yarışamazlar. Bir şişe kolonyanın yaptığını yapamaz bu dua. Bunu herkes görüyor. Ama dininden vazgeçecek mi insanlar? Bazen sosyal medyada görüyorum. Müslümandım artık deistim. İslamiyet'i bırakıyorum diyenleri görüyorum. Deistim artık ateistim diyen arkadaşlar var.
Güzel. Ama bu geçer. Bir süre sonra yine insanlar. Ramazan'da ne olacak onu çok merak ediyorum ben. Bir görelim bakalım. Teravih namazı yok, cuma namazı yok. Bayramda ne olacak? Öpüşme, koklaşma yok, el sıkışma yok. Bakacağız. Ama yani şeyin Luther'in ortaya çıkışında vebanın rolünden söz etmiştik. Ama Protestanlık evet büyük bir mezhep olarak doğdu ve Papa'nın otoritesini çok önemli ölçüde kırdı. Ama bugün hala Ortodoksluk, Protestanlık bunlar devam ediyor. Kalkmıyor ortadan. Yani bir mezhep doğar ama din dediğimiz şeyin ortadan kalkışı öyle virüste falan olabilecek bir şey değil. Başka? Belki küçük bir soru daha ekleyebiliriz. 3 dakikamız kaldı. Ekonominin de küçülmeye doğru gittiğini sormuş bir arkadaş. %3 küçülme bekleniyor diyor. Bu dünyayı nasıl etkiler? Felaket. Yani bütün mesele orada. Yani bunun hıncını çıkarmak için kapitalistler bütün sömürü olanaklarını aşırı derecede kullanmaya başlayacaklardır. Fedakarlık, işçi sınıfından beklenen şey. Fedakarlık, fedakarlık, fedakarlık. Daha çok çalış, daha az ücret al. Sosyal haklardan vazgeç. Mümkünse sendikaları kapat. Gel burada çalış, gel burada çalış. Bu beklenecektir. İşte asıl belirleyici mücadele de o alanda olacak. Yani işçiler buna razı olacaklar mı? Fedakarlık yapmak için boynlarını kasabın bıçağını uzatacaklar mı? Yoksa o bıçak başka yere kullanılır, ona göre baba mı diyecekler? Bu belirleyecek. Bir arkadaş soru sormuş. Aslında bu tam söylediğiniz noktadan devam ediyor. Bilinçli bir örgütlenmenin oluşumu için ne yapılmalıdır ve örgütlenmenin önemi kısaca nedir gibi bir soru sormuş. Belki vaktimiz yok ama bunu bundan sonraki belki yayınlarda devam edersek tartışırsak gerçekten çok faydalı olabilir. Olabilir. Çünkü biraz kısa gitti Evet. zaten. Yani bugüne kadar yaptıklarımızı daha ileri götürebilmek için neler yapmalıyız? Örgütlenmenin her kademesinde sendikalardan en yüksek örgütlenme olan partiye kadar, mahalle örgütlerine, semt örgütlerine, bütün bunlara dair neler yapılmalıdır? Onları da gerçekten yeniden düşünmek, araştırmak gerekecektir. Aydın hocam Ben çok çok teşekkür teşekkürler. ederim. Gerçekten çok bir saat geçti. Nasıl geçtiğini bile anlamadım hatta. Ama kısa geldi yani. Belki bir sonraki söyleşinin sözünü de almış olabiliriz. Fırsat düşerse. Tamam. Ben çok teşekkür ederim Ekinsu. Çok çok güzel yönettin işi. Ayrıca kutlarım seni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın.